Hayırlı geceler arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz başörtü. Yalnız bunun modelini başlamadan önce kenarlarına başladım ben. Hiç yapmadığım bir şey aslında. En sona bunu bırakırım ama ben bir anda kenarına başlamış bulundum. Bunun önüne sadece model yapacağım. Zürafasını yaptım, bitirdim. Fakat en arka sırası zürafa olacak. Daha kıvırmadım orayı. Buradan başladım. Şimdi biraz bundan yapacağım. Modelini yaparken de örneğini paylaşacağım sizlerle. Yine bilindik bir model. Görünce hemen tanıyacaksınız. Belki de birçoğunuz aynı modelden yapmışsınızdır. Biliyorum şu anda merak ediyorsunuz ama acaba size modeli gösterebilir miyim? Hemen bunu ekranıma kaydettim ve yaparken oradan çıkartacağım modeli. Bakarak yapacağım. Ay, keşke daha önce açmış olsa idim. Masanın üstünde şu anda ama hangi modelim? Evet, hemen gösteriyorum arkadaşlar. Sizi merak içinde bırakmak istemiyorum. Şöyle göstermeye çalışayım. Bakın, bu kırmızı başörtüm bu modelden olacak. İnşallah bunun yapım aşamasını da paylaşacağım. Bilmeyenler videoyu izleyerek yapabilecekler. Bu başörtümün ölçüleri 1 metre 50 santim. Kenar ölçüsü de 75. Bunun dört bir kenarını zürafasını yaptım, kıvırdım. En arka tarafını daha bitirmedim tabii. Ben hakikaten tülbent kıvırma işlemi parmağı bayağı acıtıyor. Özellikle de şifon yaparken. Şifon da multi şifon. Her zaman olduğu gibi buna ince ip kullanıyorum, çizmeli marka. İpimi de şöyle göstereyim sizlere. Kağıdını da içine koydum. Bazı arkadaşlarımız soruyor bunun kaç numara olduğunu. Arkadaşlar, bunun renk numarası var. Bakın, renk no 813 numara. Sadece çizmeli üretiyor bu ipi. Diğer markaların ince ipi maalesef yok. Eskiden vardı. Eskiden naylondu. Vardı. Bu ince olduğu için ben bu ipi tercih ediyorum. Bu yapmış olduğum modeli de mendil kenarlarına yapabilirsiniz. Bebek mendillerinde çok güzel gözüküyor bu. Yapımı da kolay aslında, zor değil. Bundan kendime tülbent de yapmıştım. Başörtünün kenar geçişlerini bu şekilde yapabilirsiniz. Güzel bir model. Evet arkadaşlar, böyle en tepesine 3 tane küçük pırpır yaparak aşağı iniyorsunuz. Tek gidişte giden kolay bir model. Genelde 3 bir kenarı yapıyorum model olarak. Fakat bunda sadece ön kısmı istendi. Modeli ön kısma yapacağım inşallah. Onu modeli sizlerle paylaşacağım.
Bakın çok basit, çok kolay. Yeni öğrenen biri mesela bunu yapabilir. Şimdiden sabırsızlanıyorum. Tabii modeline bir an önce geçmek istiyorum. Bir yandan da istenilen videolar var. Onlara video hazırlayacağım zaman buldukça. Gündüz işlerden fazla vaktim olmuyor. Gece anca video çekebiliyorum. İnşallah sıradaki istenen videoları sırasıyla yapıp göstermeye çalışacağım. Her zaman olduğu gibi iki kat ipimi taktım. İkiye katladım. İğneme taktım. Tabii dört kat oldu. Yani bakın güzel, şık bir model. Birazcık daha devam edip videoyu sonlandıracağım inşallah. Yavaş yapmaya çalışıyorum ki yeni öğrenenler iyice görüp işi kavrayabilsinler. Bakın bu şekilde. Şu düğümümü biraz sola doğru atıyorum ki en tepeye 3 tane pırpırı dizeceğim onun için. Böyle yukarı doğru pırpırlar baksın eşit bir şekilde. Çünkü 3 taneyi böyle sıralıyorum üste. İpim yaklaştıkça bunun katını teke düşürüyorum. Zürafasını seyrek gitmemek gerekiyor. Bakın bunun üstünün bu şekilde olabilmesi için zürafası biraz sıkı gidilmesi gerekiyor. Çünkü bunlar seyrek olursa güzel gözükmez. Şimdi şuraya attığım düğüm biraz sola doğru oluyor. Bakın. Sola doğru olacak ki 3 tane pırpır dizeceğim buraya. Onun için biraz sola doğru düğümü yapıyorum ki bunlar tam böyle eğer tam tepeye yapmaya kalksam o pırpırlar bu sefer sağa doğru bakacaklar. Orada küçük bir ayrıntı o aslında. Onu da söylemem iyi oldu. Başka söylemek istediğim bir şey daha vardı ama dur onu da bir hanım sormuştu bana. İpimi böyle atarken bazen iğne, küçük iğne kullanıyorum. Böyle atarken sarılmamış oluyor. Sarıldı sanıyorum
ve çekiyorum bu ipi. Çekince tabii düğüm olması için iğneye dolanması gerekiyor. Ne yapıyorum? Tekrardan geri almıyorum. Şöyle yapıyorum arkadaşlar, bakın. Şöyle içinden geçirip bir tık iğnenin içinden geçirmiş oluyorum onu. Tekrar bir daha yapayım mı? Mesela şöyle iğneme dolarken dolamadığımı fark ediyorum. Birden çekmiş bulunuyorum bu ipi. Çekmiş bulunuyorum. Ne yapıyorum? Şöyle alttan geçirip şöyle bir dönüş yapıyorum ve düğümümü gerçekleştiriyorum. Geri dönüş yapmadan bu işlemi yapıyorum arkadaşlar. O yaptığım yeri durdurup izleyebilirsiniz. Hani sizin de başınıza gelirse aynı şekilde yapabilirsiniz. Bu soru olarak bana gelmişti. Onun için aklımdayken göstermek istedim onu. Arkadaşlar ben bunu bu şekilde devam edeceğim. Allah'ın izniyle çabucak bitecek. Diğer modelde, yani bunun esas modelini başlarken inşallah sizlerle olacağım, paylaşacağım. Şimdilik videomu burada sonlandırıyorum. Hepinize hayırlı geceler. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.